Arkadaşlar selamünaleyküm. İnsansız hava aracı konusunda ülkemizi iki çalışma zirve noktaya taşıdı. Bayraktar ve Anka'nın bugüne kadar yaptıkları zaten ortada. Şimdi ise Akıncı ve Aksungur adlarıyla onların abileri geldi ve bizi insansız hava aracı alanında farklı bir noktaya taşıdılar. Bu dev İHA'lardan Aksungur'un farklı bir yönü daha var. Deniz karakol uçağı olarak görev yapacak. Peki bu görev tanımı deniz kuvvetlerimize ne katacak? Bunu anlamak için bugün deniz karakol uçağının ne olduğunu, gelişim sürecini, Aksungur'un rakiplerini ve en nihayetinde Aksungur İHA'mızı konuşacağız. Hem Adalar Denizi hem de Doğu Akdeniz'de artık çok daha güçlüyüz. Aksungur'un katkısının ne olacağını anlamak için önce deniz karakol uçağının deniz kuvvetleri için önemini anlamak yani bu konsepti tanımak lazım. Üç tarafı denizlerle çevrili bir devlet için güvenlik konusunda en önemli başlıklardan biri tahmin edersiniz ki deniz güvenliği. Ve deniz güvenliği dediğimiz zaman aklınıza sadece düşman savaş gemileri ya da denizaltılar gelmesin. Kaynakların yasa dışı kullanımı, insan ya da mal kaçakçılığı gibi deniz güvenliğini ihlal edebilecek çok başlık var. Denizlerde alan hakimiyeti sağlamanın yolu elbette bölgenin her yerinde gözünüzün olmasıdır. Yani düşman deniz kuvvetleri ya da az önce bahsettiğim gibi yasa dışı işler yaparken denizlerinizi kullanmak isteyen odaklar her an yakalanabilme korkusu yaşamazsa denizlerde hakimiyetiniz tamamen biter. İşte bu yüzden devletler hem su üstü hem de su altı tehditlerle daha etkin mücadele edebilmek için hep arayışta oldular. Deniz karakol uçakları bu hakimiyet arayışına çözüm olarak ortaya çıktı. Çünkü çok büyük avantajları var. Aslında bu uçaklara da kademe kademe gelindi. Birinci Dünya Savaşı'nda devletler denizleri zeplinlerle izlemeye çalıştı. Yavaş yavaş uçak denemeleri de bu dönemde başladı. İkinci Dünya Savaşı'nda zeplinlerin yerini tamamen farklı türlerde deniz uçakları aldı. Daha sonra büyük bombardıman uçakları bu amaçla kullanıldı. Biliyorsunuz soğuk savaş döneminde dünyada ciddi bir silahlanma ve askeri teknoloji geliştirme yarışı vardı. İşte bu süreçte deniz karakol uçakları bağımsızlığını kazandı. Yani sadece bu amaç için geliştirilen hava platformlarına döndüler. Sadece su üstünü tarayıp gemileri tespit etmekle sınırlı değil görevleri. Denizaltı tespiti için de yine bu uçaklar kullanılıyor. Tabi deniz karakol uçakları çok yönlü kullanılabilen uçaklar ihtiyaç halinde Karada da işe yarıyorlar. Mesela Amerika'nın P-3 Orion uçakları var. Bunlar deniz karakol görevindeler normalde ama daha önce Afganistan'da bu uçakla kara hedeflerini vurdular. Farklı alanlarda işe yarasalar da deniz karakol uçakları özellikle denizaltılarla mücadele konusunda devletlerin elini ciddi oranda güçlendiriyor. Biliyorsunuz denizaltılar gittikçe daha sessiz çalışmaya başladı. Yani artık tespitleri çok daha zor. Hele ki dizel motorları kapatıp uzun süre elektrik motorla sessizce seyredebilen denizaltılar hayalet gibi. İşte bu denizaltı tehdidini dengeleyen güçlerin başında bu uçaklar var. Zaten bu uçakların ilk kullanım örnekleri de denizaltıları hedef almıştı. Amerika 1. Dünya Savaşı'nda zeplinler dışında karakol uçak da kullandı. Bu uçaklar çok hızlı değillerdi ama Alman denizaltılarına karşı başarılı işler yaptılar. 25 Alman denizaltısı bu uçaklarda tespit edilip vuruldu. Neyse bu uçakların tarihinde çok boğulmadan bugüne gelelim. Bugün birçok devlet deniz karakol uçağı kullanıyor. Türkiye de bu kullanıcılardan biri ve bu alanda şu an için bilinen en gelişmiş uçak P-8 Poseidon. Sentetik açıklıklı radardan sona boylara en gelişmiş sistemler kullanılıyor bu uçaklarda. Daha da önemlisi P-8 sınıfının en fazla harp mühimmatı taşıyan uçağı. P-8'in özel olmasının bir sebebi de irtifası. Çok yüksek irtifalarda görev yapabiliyor. Hatta bu yüzden normal uçaklar için tasarlanan mühimmatlar bile bu uçak için yeniden geliştirildi. Mesela bu uçaklardan atılan torpidolar hedeflerini bulabilsin diye GPS güdüm sistemiyle donatıldı. P-8 üzerinde uzun uzun konuşulabilecek kadar kapsamlı bir konu. Ama artık tahtını gelişen teknolojiye kaptırıyor. O yüzden P-8'in ötesine geçelim artık. Son yıllarda savaş meydanlarında teknoloji ve yapay zekanın gelişmesiyle eski silahlar ve araçlar yerlerini insansız sistemlere bırakmaya başladı. Bu değişim deniz karakol uçaklarında da görünmeye başlandı. İşte konu burada dev İhamıs Aksungur'a geliyor. Ama önce muadillerine bakalım. İnsansız deniz karakol görevinde şu an için aktif olarak kullanılan ve kendini kanıtlamış tek bir platform var. O da Amerikan üretimi MQ-4C Triton. Bu aslında bildiğimiz bir sistem. RQ-4 Global Hawk İHA'nın denize uyarlanmış modeli. Bu uçağın kanat açıklığı yolcu uçaklarından bile daha uzun. Çünkü normal bir insansız hava aracının ötesi için tasarlandı. Çok yüksekten, çok uzun menzillerde ve çok uzun süre uçabilen bir İHA olmasını istediler. Ortaya 60 bin fit yükseklikte 8500 deniz mili menzile sahip ve 30 saat havada kalabilen bu İHA çıktı. Ama belki de beklenen performansı göstermedi bu uçak. Çünkü bağımsız görevlerde pek kullanılmıyor. Daha çok az önce bahsettiğim P-8 Poseidon uçaklarının tamamlayıcısı gibi kullanıyorlar. Bu uçaklar uzun süre havada kalıp geniş bir alanı taradıkları için P-8'in riske atılmaması gereken sorumlu bölgelerde ön plana çıkıyorlar. Tehlikeli bölgeye yaklaşıp P-8'e bilgi gönderiyorlar. Bunun dışında MQ-9B Sea Guardian'dan da bahsetmek gerekiyor. Bu da MQ-9B Reaper'ın deniz karakol modeli. Henüz aktif olarak kullanılmıyor ama gösterim uçuşlarına başladı. Bu İHA daha çok MQ-4C'nin ihracat versiyonu gibi dış ülkelere teklif ediliyor. Ama dediğim gibi Hindistan gibi ülkelere teklif edilse de daha tam operasyonel değil. Son olarak da Maritime Heron 1'den bahsedelim ve Atsungura geçelim. Bu da İsrail'in Heron insansız hava aracının deniz karakol versiyonu. Bu İsrail birçok ülkede deneme uçuşu yaptı ama Heron gibi rağbet görmedi. O yüzden sadece İsrail'in elindeki bir iki prototip olarak kaldı. Şimdi ise esas konumuza geçelim. Şu ana kadar konuştuklarımızdan zaten Aksungur'un deniz karakol modeliyle deniz kuvvetlerimize neler katacağı anlaşılmıştır. Aksungur Anka insansız hava aracının tecrübesinin üzerine inşa edildi. Bahsettiğimiz tecrübe az uz bir tecrübe değil. Her hava ve muharebe koşulunda ki buna elektronik harp koşulları da dahil 20 bin saatlik uçuş tecrübesinden bahsediyoruz. Tabii bu kadar büyük bir tecrübenin üzerine inşa edilince Aksungur'un daha havalanmadan neler yapabileceği az çok biliniyordu. Aksungur 40 bin fit irtifaya sahip ve havada kalış süresi prototip uçakta tam 49 saat oldu. Rekor bir süre. İşin daha güzel yanı da prototipin seri üretimde üretilecek araçlardan daha ağır olması. Yani seri üretim araçlarında açıklanana göre havada kalış süresi 60 saat olacak. Bu inanılmaz bir süre. Deniz gözetleme görevinde 60 saatlik bir uçuş süresinin ne kadar geniş bir bir alanda sürekli hakimiyet anlamına geleceğini anlatmama gerek yoktur herhalde. Aksungur'un 750 kilogram faydalı yük kapasitesi var. Bu da elimizi ciddi manada güçlendirmeye yetecek bir kapasite. Modern bir deniz karakolu ihasında olması gereken bütün faydalı yükler Aksungur'da var. Ama bunlardan birini özellikle konuşmamız gerekiyor. Aksungur'un kanat altındaki podlarında taşınmak üzere sonoboy atıcıları geliştirildi. Tabi burada sonoboy nedir sorusunu cevaplamak gerekiyor. Deniz karakol uçaklarının denizaltılarla mücadelede kritik öneme sahip sahip olduklarını söylemiştik. İşte bu mücadelenin ya da bu mücadelede kullanılan sistemin çekirdeğidir Sonoboy. Bu cihazlar deniz karakol uçakları ve helikopterlerden denize atılıyorlar. Suda yüzen şamandıralara benzeyen bir yapıları var. Deniz altından sesleri alıyorlar ve antenleriyle fırlatıldıkları araçlara bu bilgileri iletiyorlar. Bu iş için kullanılan diğer sistemlere kıyasla çok ucuz ve kullanışlı bir sistem bu. O yüzden Aksungur'un bu yeteneğe sahip olması elbette önemli. Bu cihazları başka ülkeler sismik araştırmalarda filan da kullanıyor. Bizdeki kullanımı yaygınlaştıkça kullanım alanları da bu şekilde daha çeşitli hale gelir muhtemelen. Tabi Aksungur deniz kuvvetlerimizin ilk İHA tecrübesi olmayacak. 2018 yılından beri donanmamız insansız hava araçlarını gözetleme için kullanıyor. Anka ve Bayraktar bugüne kadar denizlerimizde büyük işler yaptı. Deniz kuvvetlerimize ait 20'den fazla insansız hava aracı Kıyılarımızdaki yangınlarda bile aktif olarak kullanıldı. Bu İHA'lardan Bayraktar TB2 Aralık 2019'da Kuzey Kıbrıs'ta Geçitkale Havalimanı'na da konuşlandırıldı. Böylece Adalar Denizi kadar Akdeniz'de de aktif görev yapmış oldular. Bu yılın Ekim ayında yani 2 ay önce de işte bugün konumuz olan Aksungur donanmamıza katıldı. Peki az önce rakiplerinden bahsettik. Ardından da Aksungur'dan. Karşılaştırırsak nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Bahsettiğimiz diğer insansız hava araçları su üstü gözetleme konusunda çok iyiler. Tabi bu konuda yaptıkları her şeyi Aksungur zaten kolayca yapabilir. Yani bu konuda birbirlerine üstünlükleri yok. Ama sonoboy konusu yani su altı keşif kabiliyetini göz önünde bulundurursak Aksungur tamamından öne geçiyor. Diğer İHA'ların üreticileri sonoboy kullanabileceklerini iddia etseler de operasyonel faydalı yük olarak hiç kullanmadılar. Aksungur'un deniz karakol konseptinde ise sonoboy faydalı yüklerin içinde. Yani eğer bu sistem başarılı şekilde sahada kullanılırsa Aksungur'un operasyonel anlamda bir rakibinin dünyada olmadığını kolayca söyleyebiliriz. Bu da özellikle Yunanistan'ı çok rahatsız edecek bir gelişme olur. Çünkü Adalar Denizi aramızda gerginliğin hiç bitmediği bir alan ve burada gizlice denizaltı gezdirmeyi çok isterler. Bugün zaten bunu beceremiyorlar ama Aksungur'un tam anlamıyla operasyonel oluşuyla bu tamamen imkansız hale gelecek. Üç tarafımızı kaplayan denizlerimiz artık çok daha hakim olduğumuz alanlara dönecek inşallah. Allah'a emanet olun.